geldiniz. Bugün neler yapıyoruz? Bugün örgü örmeyenlerin de yapabileceği bir yelek çalışmamız var. Örgü bilenler zaten yapabilecek ama şiş ve tığ kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi bir saç örgü desenimiz var. Çok güzel bunu. Aşağıdan yukarıya böyle şey var. Evet. Renk geçişi var. Böyle açıktan koyuya uzun renk geçişini gösteren ilmekli iplik kullanıyoruz. Hazır ilmekli, küçük ilmekli iplik. Evet. Tek bir yumakla bu yeleği hiç dikişsiz bütün olarak örüyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağıya kadar ve bitiriyoruz. Burada da bir hırka var. Bunu aynı teknikle yaptık. Her şey aynı, sadece kollu. Bunu iki yumakla yaptık, dönüşümlü kullandık iki yumağı. Vaktimiz kalırsa bunu da anlatırız nasıl yaptığımızı. Şimdi ben baktım birazcık. Sosyal medyada galiba geçen programda yaptığımız hırka çok beğenildi. Herkes çok beğendi. Nasıl oluyor, öyle mi oluyor? Ama bütün açıklamalar çok güzel yapılmıştı. Oradan bakarak yapabilir tabii, izleyicilerimiz. Tabii. Evet. Tabii. Evet. Bugün de yeleği yapıyoruz. Bugün yeleği yapıyoruz. Şimdi hırkayı soracaklar tabii. Aynı şekilde yapıyoruz. Sadece bizim bu ipliği kullanırken mantığımız hep yukarıdan başlayarak bütün örmekti. Hırkayı bütün örüyoruz. Arada 3 tane ilmeği böyle boşta bırakıyoruz. Hani daha önce yaptığımız çalışmalar gibi. Onu da vaktimiz kalırsa anlatırız nasıl öreceğimizi. Bugün yeleğimizi yapıyoruz. Şimdi bizim toplumumuzda yani bu yelek olayı önemlidir. Çok seviniyorum. Ben de çok severim. Sabah kalkınca bir yelek giyme diye bir şey vardır. Evet. Hakikaten çok sevdiğim bir şeydir. Yelek. Yani çocukken de bize giydirirlerdi. Şimdilerde pek giydirmiyorlar çocuklara bir şey ama o zaman yapalım. Sevdiğimiz bu yeleği. Yapalım. Modern bir renklenmeyle biz beğeneceğini umut ettik. Evet. Ve getirdik, paylaşalım. İnşallah beğenilir. Evet, seyahat yapılan da örülebiliyor. Hadi kolay. O zaman geçelim. Ne kadardan çıkıyor dediniz? Bir yumak. Tek bir yumak kullanıyoruz. Şu yumaklar biraz büyüyerek görüyorsunuz. Ve 500 gram. 500 gram. 500 gram. Bu yani 500 gramla İlmeklemeceyle şiş, tığ kullanmadan yapıyoruz bunu. Hadi bakalım. Tek bir yumakla yapıyoruz. Mesela çok sorulan bir soru vardı. Böyle uzun hırkalar, hani uzun yelekler işte sarkar mı? Şunu söylemek istiyorum. Burada ilmeğin dizaynı sebebiyle hiçbir şekilde sarkma olmaz. Çünkü buradaki dizayn esnemeyi, sarkmayı ve böyle uzun hırkalarda, yeleklerde yayılmayı engelliyor. Şimdi bizim yeleğimiz şöyle, biz iki sayıda ördük. Bir 36 beden, bir 38 beden. Şimdi bedende. İki bedende. Bedeni nasıl büyütecekler? Onu buradan göstermek istiyorum. Şimdi ipliğimizi açık bölümden 36 beden için 54 ilmek sayıyoruz. Böyle şuraya biz bir işaret koyduk. 54 ilmek sayıyoruz, bırakıyoruz. 36 beden için. 38 beden için 6 ilmek fazla. 60. 40 beden için 6 ilmek fazla. 44 için 6 ilmek fazla. Hep 6 ilmek arttırıyoruz. Ya beden büyütürken evet. 6 ilmek arttırıyoruz. 6 ilmek arttırıyoruz. Çok iyi bilgi. Evet. Onu da göstereceğim nerelerde arttıracağımızı. Şimdi 36 beden için 54 ilmek saydık. Buraya bir işaret koyabilirler. Bir 54 ilmek daha sayıyoruz. Örgümüze başlıyoruz. Şimdi bu 54 ilmek bizim yeleğimizi bitirdikten sonra şöyle etrafına geçeceğimiz ilmek. Çünkü rengin değişmemesi gerekiyor ya, sonradan yapamayız. Buradan ipliğimizi ayırıyoruz. Ondan sonra örgümüze başlıyoruz. Bununla yani kapatacağız sonra. Bir ayırıcı yapmış Tülin Hanım buraya ki hani yakayı döndüğümüz zaman renk tutsun diye çok akıllıca. Evet, 54 tane ayırıyoruz. 54 tane ikinciyi ayırıyoruz. Evet. Şimdi burada toplamda 109. ilmekten ama şeyde tek bu tarafı sayarsak, tek yakamızı sayarsak 55. ilmekten başlıyoruz. Şimdi çalışmamız saç örgüsü. Aslında mantık el örgüsündekinin aynısı. İstersek iki ilmeği böyle sağ tarafa doğru çaprazlarım. İstersem sol tarafa doğru çaprazlarım. Hiç önemli değil. Ele nasıl geliyorsa. Nasıl geliyorsa, nasıl rahat ederlerse. İki ilmeği bu şekilde çaprazlıyoruz. Yumaktan gelen ilmeği, çaprazladığım ilmeği tutarak böyle arkadan öne veriyorum, yukarı çekiyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum. Yine çaprazladığım ilmeği tutuyorum sol elimle. Arkadan öne vererek
Bu şekilde yukarı çekiyorum. Böyle şimdi bir tane saç örgü yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum. İki ilmeği yine çaprazlıyorum. Yine arkadan gelen ilmeği böyle arkadan öne vererek çaprazladığım ilmeklerin içerisinden sırayla geçiriyorum. Şimdi iki tane saç örgüm oldu. Şimdi bu, burada biz 36 beden için 5 tane saç örgüsü yapıyoruz. Yani 10 ilmek. Çift çift olduğu için 5 tane saç örgüsü kuruyoruz. Ön için, şurası için. Şurası için 5. Burası için 5. Kol için, kolun üzeri için 3 tane saç örgüsü kuruyoruz araya. Buraya da 3 tane kuruyoruz. Arkaya 9 tane kuruyoruz. Şuraya 9 tane kuruyoruz. Bir de bizim bu aralarda arttırma noktalarımız var. Birer ilmek arttırma noktamız olacak. Aynı el örgüsü mantığı gibi. Şimdi devam ediyorum. Böyle 2 ilmeği çaprazladım. Şimdi biraz hızlanarak hemen arttırmaları nasıl yapacağız onu göstereyim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5. saç örgümüzü böyle çaprazladıktan sonra geldik bir tane arttırma noktasına, yani şuraya. Şimdi buradayım. 5 taneyi kurdum. Şuraya geldik. Burada bir tane ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyoruz. El örgüsünde de böyle yaparız. 1, evet. 2, yine sıradaki ilmeği alıyorum. 3. Aynı yerden 3 tane ilmek çıkardım. Devam ediyorum. Yine çaprazlıyorum. Şimdi kolun üzerindeyim. Kolun üzeri için 3 tane. Bu hani 44 bedene, 46 bedene çıkmadıkça 3 tane yetiyor kolun üzerine. 3 tane çaprazlama yapıyoruz. 38 beden burada bizim 5 tane yaptığımızı 6 tane yapacak. 40 beden 7 tane yapacak. Yani birer tane hep bir burada, bir burada arttırıyoruz, bir de arkada arttırıyoruz. Kolun üzerinde arttırmıyoruz. Böyle yani kendilerini ölçerek aslında. Çaprazladık. 2, 3 tane de böyle ilmekleri geçiriyorum. Arkadan öne vererek çaprazladım. Şimdi burada yine arttırma noktası. Şurası. Evet. Bir tane burada arttırma noktası yaptık. Şimdi buradaki arttırma noktasını yapıyoruz. 5 tane saç örgüsü yaptım. 3 tane saç örgüsü yaptım. Burada bir arttırma noktam. Burada bir arttırma noktam. Şimdi şuradaki arttırma noktası için hemen şöyle yapıyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Burada da yine bir taneden 3 tane çıkarıyorum. 1, 2 ve 3. 3 taneyi böyle aynı ilmekten çıkardım, arttırdım. Evet. Şimdi, yani şuradaki reglan kolu kurdum. Şimdi ben ne yaptım? 5 tane buraya saç örgüsü kurdum. 1 tane ilmekten 3 tane çıkardım. 3 tane saç örgüsü buraya kurdum. 1 ilmekten 3 çıkardım. Şimdi tabii vaktimiz yetmez bu kadar. 9 tane arkaya saç örgüsü kuruyoruz. 1 tane burada yine ilmekten 3 tane çıkarıyoruz. 3 tane buraya saç örgüsü kuruyoruz. Buradaki 1 ilmekten 3 tane çıkarıyoruz. 5 tane buraya kuruyoruz. Bu şekilde biz bir sırayı bitiriyoruz. Evet. Ama beden büyüdükçe 1 buraya saç örgüsü, 2 ilmek. 2 ilmek buraya, 2 ilmek arkaya ilave ediyoruz. Şimdi bunu geçiyorum. Şöyle bu sıramızı kurduk. Şimdi bu bizim kurulmuş olan bir sıra, örülmüş olan aşamamız. Bir sıra ördük yeleğimizi. Yukarıdan aşağıya doğru hiç şiş tığı kullanmıyoruz. Örüyoruz. Tabii beden büyüdükçe ne olur? Birazcık boyu kısalır. Bir tık boy kısalacak. O kadar. Şimdi geldim ikinci sıraya. Şu benim işim bittiğinde yakanın kenarına geçireceğim iplik. Birkaç sıra sonra bunu hani elimize dolaşmasın diye. Yani başlama yerinde iplik bırakmak gibi. Uzunca bir iplik, evet, bırakmak. Bununla gibi düşünelim. Kapatacağız. Şimdi geldik ikinci sıraya. Burada çaprazlanan saç örgüyü görüyoruz. İkinci sırada yine aynı. İstersek sağa, istersek sola. Hep aynı yöne olmalı ama. Buradaki saç, evet, örgümüz hep aynı yöne. Yani ne yaparsak başta ister sola doğru, ister sağa doğru yapalım. Evet. Ama sağsa sağa doğru, evet, solsa, evet, sola doğru yapacağız saç, evet, örgülerimizi. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Yine şöyle sağ tarafa doğru iki ilmeğimi çaprazladım. Yine yumaktan gelen ilmeğimi böyle birinci ilmekten ve ikinci ilmekten geçiriyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yine çaprazlıyorum. Yapacağımız bütün çalışma bu. Yelek boyunca iki ilmeği hep çaprazlıyoruz ve yeleğimizin dokusunu oluşturuyoruz. Çok kolay, herkesin yapabileceği kadar
rahatlıkla yapabileceği bir çalışma. Böyle ikinci sıramızı örüyoruz. Şimdi hemen geleceğim arttırma noktasına kadar öreyim. Buradaki 5 tane saç örgüsünü. Ama 38 bedenler 6 tane kuracak. Kırklar 7 tane kuracak önlere. Şimdi geldik bu arttırdığımız 3 ilmeğe. Burayı ne yapıyoruz? Evet. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Bir ilmekten şurada 3 ilmeğimiz var. Ortadaki ilmeğimiz sabit gidecek. Tek düz örgü olarak gidecek. Biz buradan ve buradan ikişer ilmek çıkararak şu açılmayı sağlayacağız kola kadar. Kol evine kadar. Evet. Bunu el örgüsünde de aynı şekilde çok yaparız. Çok güzel anlaşıldı orası. Şimdi evet. Buradan 2 tane ilmeği çıkarıyorum. Yumaktan gelen ilmeğimden 1 ilmek aldım çıkardım. Yine sıradaki ilmeği aldım. Aynı yerden geçirerek 2 tane ilmek çıkardım. Yani buraya ilave etmiş oldum. Bu ortada benim sabit gidecek olan düz ilmeğim. Bunu sadece tek örüyorum. Burada bir arttırma yapmıyorum. Hemen sol tarafa geçiyorum. Burada 1 ve 2 arttırmamı yapıyorum. Ne yaptım? Burada arttırdım. Ortada sabit tek ilmek gidiyor. Burada da 2 tane arttırdım. Sonra yine saç örgülerimi bükmeye devam ediyorum. Büküyorum, büküyorum. Geliyorum buraya. Nerede? Arttırma noktası şurası. Burada sadece dikkatli yapıyorum. Olup karıştırmadan yaptık mı çok kolayca üreyecek. Çok kolay üreyecek. Geldim yine buraya. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Burada arttırıyorum 2 tane. Burada arttırıyorum 2 tane. Burada tek düz gidiyorum. Sabit. Sabit. Şimdi bu aşamayı da geçebiliriz. İlerledik. Geldik buraya. Şimdi yeleğimizi böyle örüyoruz. Bakın böyle doku yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bildiğimiz saç örgüsü. İlmekler hiçbir şekilde kaymıyor. İpliğin yapısı sebebiyle böyle rahatlıkla biz bunu örebiliyoruz. Şimdi devam ediyorum. İlerliyorum. İlerlerken bir daha şimdi arttırmalarımız burada tabii örgümüze katılıyor. Bu arttırılan ilmekleri ne yapıyoruz? Şimdi onu göstereyim. Arttırdım. Burada bir tane ilmeğim arttı. Şimdi burada da yine 2 tane ilmeğim var. Şöyle. Şöyle. Burada şunu yapıyoruz. Bu ilmekle bu ilmeği çaprazlıyoruz. Pardon, burada bir tane ilmek eksik galiba. Neyse şunun ikisini çaprazlıyoruz. Tam yanındaki ilmeği çaprazlıyoruz. 2 tane ilmeği böyle örüyoruz. Şuradan gösterin onu. Şuradan mesela. Göstereyim. Şuradan göstereyim. Yani burada 2 tane ilmek olduğunda artık saç örgüsü için yeterli olan 2 ilmeği arttırdığımda 2 ilmeği hemen biz bu tarafa katarak çaprazlıyoruz. Sonra geldik ortadaki ilmeğe. Şunu çok güzel takip evet, etmesi lazım. Ortadaki ilmeği yine tek örüyoruz. Tek ördük. Şimdi buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Burada şöyle bir şey oldu galiba. Bir dakika. Burası değilmiş. Ben bir önden başladım. Tamam devam ediyorum şimdi. Şurayı öreyim. Tam tamam. Şeye gelmemişim. Yerine gelmemişim. Tamam şimdi burası yeri. Şimdi şöyle. Şuradan arttırıyoruz. Ben şuradan göstereyim. Diğer aşamadan. Evet. Göstereyim onu size. Buyurun. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada ya mantığı zaten mantık anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Mantığı i̇lmekler anlaşıldı. İlmekler 2 tane oldu. 2 tane olunca hemen çapraz yapıyoruz ve örgüye katıyoruz. Burada 2 tane ilmek olunca hemen çapraz yapıyoruz ve örgüye katıyoruz. Bakın burada böyle hep artıyor bunlar evet, ama evet, bu daha iyi anlaşıldı. Sabit olan ilmeğimiz böyle devam ediyor. Şimdi ördük bunu arttırdık. Kaç tane oldu? Yani kolun şu şeysi aslında gelişi, evet. Duruşu çok güzel bir, olmuş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra biz bunu ördük. Ördükten sonra şimdi kolları kapatıyoruz. Şöyle şurada göstermek istiyorum. Buyurun. Kolun altına 3 tane ilmek bırakacağız ve kolun üzerindeki ilmekleri kapatıyoruz. Şurası. Şimdi, bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Bunu nasıl yapacağımızı göstereyim şöyle. Şu düz ilmek... Örülecek. Düz ilmek örüldükten sonra ilmekleri kapatmaya başlayacağız. Kapatıyoruz. Şimdi kapatmayı tabii bu kadar süre yapamam. Kapatmanın nasıl olduğunu göstereyim. İlmeği alıyorum böyle birbirinin üzerinden geçirerek kol ilmeklerini kapatıyorum. Koldaki ilmekleri kapatıyorum. Hırkayı örerken kapatmıyoruz mesela. Evet kapattım. Şimdi burada düz ilmeğe geldim. Bunu da kapatıyorum. Düz ilmeği elde ediyorum. Şu düz ilmekteyim. Kolumun üzerindeki bütün ilmekler
kapatıldı. Kaç kere ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tabii bu bedene göre değişir. Bu az gelirse 15 yaparlar, 13 yaparlar. Aynen. Ölçerek. Şimdi ipim buradaydı. Burada 3 tane ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3 kol altı için saydım. 4. ilmeği alıyorum ve şuraya geçiriyorum. Örmeye başlıyorum yine. Geçirdim. Kol aynı. El örgüsünde de böyle yaparız. Kolun üzerindeki ilmekleri kapatırız. Kolun altından böyle 3 tane ilmek verdik. 3 tane ilmeği bıraktık. Devam ediyoruz ondan sonra yine örmeye. Bakıyoruz. Burada çaprazlanmış. Burada tek çaprazlamam için burada ilmek yok. Bunu da örüyorum. Düz örüyorum. Yine örgüme böyle çaprazlayarak devam ediyorum. Çaprazlayarak böyle devam ediyorum. Örerek sona geliyorum. Bu anlaşıldı zannediyorum. Ondan sonra da böyle şimdi buradaydık. Kolun altında 3 ilmeği bıraktık. Bütün örüyoruz ondan sonra. Örgümüzü böyle bütün örüyoruz. İpliğimiz bitene kadar. İpliğimiz bitene kadar örgümüzü örüp alt bölümü kapatıyoruz. Aslında çok güzel bir şablon hazırlamışsınız. Gerçekten çok iyi şu şey evet. Yerleri. 54 ilmeğimizi bıraktık başta dediğim gibi. Şimdi onu göstereyim kapatmayı, yakayı. Aslında bu mükemmel bir de böyle yukarıdan başlama şablonunun mantığını bize çok iyi evet, anlatıyor. Şurayı açmayız. Kapatırız arkası gibi. Panço olur bu. Evet. Aynısı panço olur. Burayı açmayız. 18 ilmek kurarız. Yuvarlak ipliği bağlarız. Bu panço olur. Evet. Şu neydi? Bu da işte arttırma. Hani ortada giden düz ilmek ama hep yanda 2-2 artacak. Onu gösteriyor. Bunları paylaşacaklar arkadaşlarımız. Şimdi, gerçekten çok güzel bir model. Ördük. Burada ipimizi 54 ilmek bırakmıştık. Şimdi bitti çalışmamız diyelim. Bu ilmeği alıyoruz. Böyle geçirerek, elimizle geçirerek hani yakanın bir tık daha düzgün olmasını sağlıyoruz. Normalde de biz lastik yaparız el örgüsünde. Burada da böyle ilmekleri geçiriyoruz üzerinden ve birbirinin üzerinden geçirerek ilmekleri böyle kapatıyoruz. Ve oraya bir şey yapıyoruz, buraya, sınır yapıyoruz. Sınır, böyle bir kenar yapıyoruz. Evet. Şöyle oluyor. Renkler şöyle. Çok güzel. Yani şöyle kapanıyor. Şöyle bir morlu bir şey mesela mor sevenler için böyle. Daha bu ne renktir? Bu böyle mürdümün tonları. Şurada gri yapmışsınız bir tane. Bu onu gri da çok mesela beğendim. Çok burada, kullanımlı. Burada örnek şey biraz önce hep aynı yöne dedik ya saç örgüsünü. Ama burada birini sağ tarafa birini sol tarafa burktuk. Hani yaparken birini sağ tarafa birini sol tarafa. Şöyle. Bu da balık sırtı gibi. Balık sırtı gibi oldu. Oo. Araya bir tane ters ilmek koyduk. Hani ipliği önden bunu çok gösterdik. Ters evet. ilmek. Böyle kurduk biz. Bu da çok böyle güzel de kurulabilir. Oldu. Her türlü kurulabilir. Evet. Burada önemli olan kurma mantığı. Evet. Sonra ilave edeceğiniz bir sonra şey ilave var edeceğim mı? Şu var. Şimdi, bu daha kısa bir yelek mi? Bu şöyle uzun renk geçişli değil. Böyle tek renkte bir tek renkte yaptınız. Evet. Ha. Tek renkle de hani böyle yelekler yapabilirler ama bunları aşağıdan yukarı örecekler. Aşağıdan yukarıya başlayarak ama bunu da bütün örüyoruz yine. Hiç dikiş yok. Hiç dikiş yok. Yine bütün böyle kuruyoruz, ölçüyoruz bedenimizi. Böyle tek bir yumakla da tek bir yumakla derken tek renk yumakla böyle yapabiliriz. Evet, çok güzel olmuş. Şu griye bir bakacağım nasıl olmuş diye. Gri severim, siyah severim, çok severim. Aa, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın renge, geçişlerine o kadar güzel duruyor. Ve hani tek şeyse çok böyle yumuşacık, evet, yumuşacık olması. İnsana hani sert değil, yumuşak. Sabah bu sabah kıyafeti, sabah ev kıyafeti için de güzel. Bir kot pantolonlarla, tişörtlerle giymek evet. için de güzel. Bunu da gösterebilirim isterseniz vaktimiz varsa. Hani bu evet. örneğini. Şimdi biraz önce çaprazlamıştık. Şöyle evet. yapıyoruz o zaman örneğimizi. Mesela burada sağ tarafa doğru çaprazlıyorum. Arkadan ilmeği alıyorum. Önden geçiriyorum, yukarı çekiyorum. Böyle. Burada da arada bir şunu şimdi sol tarafa çaprazlıyorum. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa. Bu örneği gösteriyorum. Şimdi Tülin sorarlar. Hanım çok güzel bir soru var. Buyurun. Örgüyü orada ördük. Ters tarafında da aynı şekilde mi örüyoruz diye soruyorlar. Örgünün tersini çevirmiyoruz. Onu göstereyim şimdi söyleyeyim. Aa, doğru bitireyim. Ya.
Hep böyle örüyoruz. Soldan sağa, sağdan sola. Örgünün arkasını çevirip. Yani siz şu yelek mesela evet. şurada duruyor ya. Aynen. Yani böyle gidiyoruz. Evet. Tekrar böyle geliyoruz. Aynen. Yani biz ne yaparız normalde şişli örerken? Ördük, bitirdik. Arkaya çeviririz. Çeviririz. Buradan yok, böyle öreriz. Yok, çevirmiyoruz. Doğru. Hı-hı. Çok güzel bir soru. Güzel de bir cevap. Burada şimdi sağ tarafa büktük. Şimdi sol tarafa büktük. Arada bir tane ters yapıyoruz. Ters ilmek. Bu gri yelek için. Yine sola sağa büküyorum ikisini. Sonra sola büküyorum. Hemen şimdi ona da cevap vereyim biraz önce sorduklarına. Böyle sola büktüm. Evet. Ne yaptık? İki yana açıldık. Şimdi örgümüz böyle. Biz buradan yine devam ediyoruz. Yine başlıyoruz. Yine sola yani büküyoruz. Yani böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Tekrar böyle gidiyoruz. Şimdi yine sola büktük. Böyle sola büktüm. Hani ilk gösterdiğimiz yelekte hep aynı yöne bükmüştük. Bunu da yine sağa büktük. Bu böyle balık sırtı gibi. Açılıyor. Bu iple böyle. Çalışırken ilk şeylerde biraz el alıştırmasında böyle bir yere yatırarak yapmak yani oradan göre göre yapmak doğru bir şey midir? Bu yoksa elde kişiye mi? Göre değişiyor. Şimdi yerde masa üzerinde rahat edenler var. Ben masa üzerinde yapamıyorum. Ben elde daha rahat yapıyorum. Ha. İlmekleri daha iyi yönetebiliyorum. Şimdi masanın üzerine koyduğumda alamıyorum yani. Ben yapamıyorum masanın üzerinde. Ama masanın üzerinde çok rahat yapanlar da var. Öyle hani, mi? Tabii. Nasıl rahat nasıl ederlerse. Nasıl rahat gelirse. Böyle örüyoruz. Arada bir ters yaptık. Derya Hanım'ın giydiği yeleğin örneği de böyle. Balık sırtı. Balık sırtı. Çok güzel düşmüş. Açtık. Yine buradan sola dönüyoruz. Sağa dönüyoruz. Böyle. İlerliyoruz. Belki böyle basit sadece ilmek ilmek geçirerek önce bir deneme yapmalılar. Tabii, tabii, İlk tabii. başlayanlar tabii, için tabii. Diyorum. Hı-hı. Çocuklar bile yapıyor. Tabii. Neler yaptılar burada gelmişlerdi çocuklarımız. Vallahi hiç şiş tığ kullanmadan gidiyoruz geliyoruz. Cinan'ın ellerinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.